Sen video çekmeyi biliyorsun değil mi? Evet. Şu anda 12 Mart. Biraz yaklaş istersen. 12 tamamdır. Mart 2012. Burada şu anda asma bağlar yavaş yavaş hareketleniyor. Az yaklaşırsan şeyi çeksin. Biz buna filiz diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Filizlendi. Yavaş yavaş filizlendi ama Mustafa kaç yıllık bu? 40 seneden fazla. 40 seneden fazla. Yani hareketten önce mi dikildi bu? Evet. Tabii. Kim? Esas sahibi. Esas sahibi. Biz. Sizsiniz. Köken olarak ne diyorlar? Sizin ailenizin şeyi ne? Nasıl adı ya? Ne? Nasıl bunu yayınlayacağım internette. Nedir yani? Ne kadar bundan menfaatlendiniz ya da ne kadar üzüm yediniz? Bayağı uzun zaman. Hangi aile deniyor sizin? Soyunuz nedir yani? Nasıl derler? Mesela bizim köycü soyisimiz. Köycüler derler bize. Köycüler soyadınızı. Soyadımız ama kabile olarak da topluluk olarak da o şekilde bize hitap ederler. Burada öyle bir şey yok. Yok mu? Adınızla hitap ederler. Tabii. O zaman büyük babanın, babanın adı ne yani senin? Ne diyeceğiz biz? Bu kimin ağacı diyeceğiz buna ya da kimin bahçesi diyeceğiz? Öksüz Kemal'ın diyeceksiniz. Öksüz. Kemal. Öksüz mü köksüz mü? Öksüz Kemal. Öksüz yani yetim, garip. Evet. Anlamında. Yani isi. Bundan şey mi yediniz siz? 40 sene değil. Tabii bu kurudu artık, bu 3-5 sene değil, böyle kurudu bu artık. Yani bu bunun şeyi bitti. Sizin isminiz ne? Ömer. Ömer Bey, ben bunu incelerken dikkatimi çekti, dışarı çıktı. Neyle meşgul olduğumu sordum. Ben de dedim dikkatimi çekti bu. Şu anda dedim açması gerekmiyor mu? Yani filizlenmesi gerekmiyor mu? Ama bu esas bu şekilde filizlenmesi gerekmez. Daha fazla filiz vermesi lazım. Çünkü bu kuruduğu için daha önceden budanması lazımdı. Peki sen ihmal ettin o zaman? İhmal ettik çünkü zaten ben burada değildim. Ben daha yeni geldim. Var bir iki ay. Bu geçen sene de budanmadı. Yani geçen seneden hani de budanması lazımdı. İsmin Ömer. Evet. Ömer Bey, bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur gider yani. Kesin yani. O bildiğimiz bir şey. Yani bizim kesin. Bizim akla ihtiyacımız yok. Bizim o anlamda değil. Zamana ihtiyacımız var. Şimdi Ömer Bey, o akıl değil. Atalarımızın, anlatamadım galiba. Atalarımızın tabiri o ya. Hata değil o. Burada değildik diyoruz. Onu kastetmiyorum. İşte ben de sana onu diyorum. Ben de şunu söylüyorum. Bizde de var mesela babamdan, annemden kalan asma bağ. Onlar da aynı sizin gibi ihmale geldiği için maalesef. Şimdi bu ihmal değil, sana anlatamadım galiba. Evet. Ben sana diyorum ki ben bir senedir burada değilim. Ben kastetmiyorum. İşte ben onu kastediyorum. İhmal nasıl olur? Yanında bulunduğun bir şeyi bakmazsın, ihmal olur. Çok ya, güzel diyorsun. Burada olmadı. Yanında olmadı. Da Avusturya'dan bir asmayı bulamak için gelemezdik herhalde. Ya Allah razı olsun. Şimdi anlaşıldı mı? Ben atalarımızın genel... Ben de şunu çabalıyorum ki atalarımız genel bir tabir kullanmış diyorum. Bakarsan bağ olur, bakmazsan da olur gider yani. İşte o bakmayan bakmaya fark eder ama. Kesinlikle. Baktığın zaman da bağ olmaz. Vallahi helalasın. Çok güzel dedin. Öyle. Teşekkür ediyorum. O laf her zaman geçerli değil. Ben bu videoyu yayınlayacağım. İzin hakkı veriyor musun? Tabii ki. Allah razı olsun. Baktığın zaman da bu olmaz. Neden? Çok sağ ol. Yanlış ellerde, yanlış budama olur, yanlış ilaçlama olur, yanlış sulama olur. O zaman baktığın... O zaman maharetli eller lazım bu şeylere. Şimdi bu işi her adamın... Kârı değil. Harcına değil. Harcı bu işin esas ustası lazım. Evet. Onu da kim bilir? Çok eski insanlar biliyor. Evet. Yani şimdi zamanında biz bunu budattık, işte onu dediğim. Yani yanlış budamadan dolayı adam bilmediği için yanlış budadı. Bu da ne oldu? Asma kurudu. Mesela bu gördüğün tal var. Evet. Dükkanın etrafına kadar. Bunun üzerinde asma vardı. Şöyle üzümleri. Evet. Salkımlar. Ama yanlış budama işte. Çok teşekkürler. Adamın anında yazmaz bu işi bilir mi bilmez mi? Gelir budar, alır parayı gider. Helal olsun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. 12 Mart 2012 Gazi Magusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Sağ ol, var ol. Çeken Doktor Erdoğan.